Muratpaşa Kadın Kolları Başkanımız Sayın Gülen Ercan'ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. CHP Antalya İl Başkanım, İlçe Başkanım, sevgili basın mensupları, çok değerli parti büyüklerimiz, sevgili konuklarımız, kıymetli yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız. Atatürkçü düşüncenin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucularından, çağdaş Türk kadın yaşamının öncülerinden, inancı akıl ve bilimle temellendiren Doçent Doktor Bahriye Üçok'un katledişinin 32. yılında acı ve üzüntüyle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Onu yaşamı, mücadelesi ve ardında bıraktığı izlerle hatırlıyoruz. Bahriye Üçok, Türkiye'nin ilk kadın ilahiyatçılarından birisi olarak öncelikle İslam dinini Kur'an temelinde açıklayıp yorumlayan bir bilim kadınıdır. Üniversitelerde aklın ve bilimin ışığında yeni nesiller yetiştiren çok değerli bir eğitimci olarak ileri çağdaş fikirleriyle kadınlarımıza örnek olmuştur. Türkiye'de kadınların özgürlük mücadelesine değerli katkılar sağlamıştır. Partimizde milletvekilliği ve parti meclis üyeliği yapan Bahriye Üçok, yaşamın her alanında aydınlanmanın kadını olmuştur. Onun bu aydınlık yönü, özellikle kadınların aydınlanması için yaptığı çalışmaları ne yazık ki bugün olduğu gibi o günlerde de ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyen çevreleri rahatsız etmiştir. Bu karanlık çevreler Bahriye Üçok'u tehdit ederek susturmak istemişlerdir. Bu güçlü kadın susturamayacaklarını anlayınca da haince bir planla kitap içine yerleştirilen bombayı kargo ile göndererek 6 Ekim 1990 tarihinde, yani bugün andığımız gün, evinin önünde katledilmiştir. Katilleri yakalanmış, ceza almış görünseler de Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana aydınlanma hareketinin önderleri gericilerin ve karanlık güçlerin hedefi olmuşlardır. Bahriye Üçok'un söylediği gibi, büyük şehirlerimizde ve kasabalarımızda kadınların bugün bilim, bürokrasi, teknokrasi, eğitim, öğretim, ticaret ve ekonomi alanlarında yüklenmiş oldukları rollere bakarak kendimizi aldatmayalım. Bunu bugün bile Türkiye'mizin kadınlarının büyük bir bölümü Cumhuriyet'le ile gelen devrimlerin kendilerine tanınmış olduğu haklardan ne yazık ki habersizdirler. Hatta İslamiyet'in vermiş olduğu haklardan da habersizlerdir. Bahriye Üçok bilim insanı ve siyasetçi kadın olarak laiklik mücadelesine önderlik yapmıştır. Laiklikten uzaklaşan bir toplum bilimden, aydınlanmadan, çağdan kopar ve ayrışır. Laiklik birleştiricidir. Laiklikten uzaklaşmak kadınlar için yaşamsal açıdan tehlikedir. Ne yazık ki sadece ülkemizde değil, bütün dünyada kadınlar şu ya da bu sebepten öldürülüyorlar. Bu baskılara, şiddete karşın yine tüm kadınlar dünyanın her yerinde yaşamsal hakları için onurlu mücadelelerini sürdürüyorlar. Buradan Bahriye Üçok'un mücadelesi, mücadeleci, devrimci ruhu ile bu onurlu mücadelenin her noktasında yer alan kadınlarımızı da hep birlikte selamlıyoruz. Bizler ve kadınlarımız, yaşam haklarımız başta olmak üzere tüm haklarımızın layık bir toplumda sağlanacağı inancındayız. Cumhuriyet kazanımlarımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Her şeye rağmen bu aydınlığa ve Atatürk mucizesine sahip olan bizler, Bahriye Üçok'un yaşamını feda ederek sürdürdüğü mücadelenin sahipleriyiz ve karanlığa karşı olan mücadelemiz devam edecek. Gelecek seçimlerde halkın iktidarında örgütlü kadın mücadelemizle, kadınlarımızla aydınlık bir Türkiye'de aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Konuşmamı bitirirken Bahriye Üçok'un anısı önünde yaşamları boyunca büyük bir kararlılık ve inançla aydınlık, bağımsız, hak ve adalet temelinde demokrasiyle yönetilen bir Türkiye mücadelesi verirken bombalarla, hain pusularla, suikastlerle katledilen tüm demokrasi şehitlerimizi
saygı ve özlemle anıyorum. Başkanımıza değerli konuşması için teşekkür ediyoruz.